Evet, süper pozisyon teoremiyle ilgili üçüncü örneğimize baktığımızda arkadaşlar yine bir gerilim kaynağı ve bir akım kaynağı görüyoruz. Gerilim kaynağı, akım kaynağı. Öncelikle ne yapalım? Gerilim kaynağımızı kısa devredelim ve devremizin durumuna bakalım. Yani önce tabii ki şunu da söylemek lazım. Baştan I2 akımını soruyor bize. Yani 12 kağlık direncin içinden geçen akımı soruyor. Öncelikle akım kaynağının etkisini inceliyorum. Bu nedenle gerilim kaynağımı kısa devrediyorum. Gerilim kaynağımı kısa devrettiğim zaman devre nasıl bir hale gelir bakalım. Akım kaynağından gelen akımımız burada da iki kola ayrılıyor. R1 direnci ve R2 direnci. Benim için zaten önemli olan bu. R2 direncinin üzerindeki akım. Buradan gelen akım 6 miliampermiş. 6K bu. 12K da bu. Her zaman yaptığım gibi bundan x geçerse bundan 2x geçer diyorum ve gelene 3x. 3x eşittir 6 miliamper ise x eşittir 2 miliamper olacak. Ve 12K'lık dirençten geçen akımın x olduğuna göre I12K üssü eşittir 2 miliamperdir dedim. Şimdi ne yapacağım? Şimdi gerilim kaynağımı devreye alacağım ve akım kaynağımın uçlarını açık bırakacağım. Bu durumda arkadaşlar devrem nasıl olacak? Buna bakalım. Bu durumda da bir gerilim kaynağım olacak. Ve R1 direncim, R2 direncim, alt tarafta da R3 ve R4 direncim olacak. Çünkü akım kaynağım açık devre yaptı. R1 direncim 6K, R2 direncim 12K. Buradan bu yönde bir akım geçecek ve beni ilgilendiren zaten bu. Peki bu uçlardaki gerilim ne kadar? Gerilim kaynağımın değeri kadar 9 volt. Öyleyse buradan geçecek olan akım I akımı 9 bölü bu iki direnç birbirine seri bağlı 18, o da eşittir 0,5 miliamper yapacak. Öyleyse artık iki kaynağın etkisini bulduğuma göre 12K'lık dirence bakıyorum. 12K'lık dirençten veya şu şekilde bakalım. 12K'lık dirençten arkadaşlar akım kaynağının etkisiyle 2 miliamper ve gerilim kaynağının etkisiyle 0,5 miliamperlik akım geçtiğini ve yönleri de bu şekilde aynı olduğuna göre öyleyse I2 eşittir 2 artı 0,5, o da eşittir 2,5 miliamperdir derim. Evet, umarım faydalı olmuştur. Devam edeceğiz.